said, honestly. It is amen. Benim ustamdı, hocamdı. 5 yıl aynı sahneyi paylaştığım oyuncu arkadaşımdı. Çok üzgünüm gerçekten. Acıda çok kızgınım. Nedeni de şu. Meslek... Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama meslek haklarımızın olmadığı, sosyal güvencemizin olmadığı bir sistem bizi eritiyor. Ekonomik koşulsuzluklardan ötürü de var olan vücudumuzdaki yetersizlik bizi hasta ediyor. Ya bir hastane köşesinde hayatımızı kaybediyoruz ya da evimizde ölü buluyorlar. Kardeşimiz Rana'yı kaybettik. Çok acılıyız, çok üzüntülüyüz. Benim ustam, hocam, iş arkadaşım, her şeyim. Toprağı bol olsun diyelim. Sen başla, sağ olsun. Rana abiyle sağ olun, hepimizin başı sağ olsun. Rana abiyle Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan tanışıyorum. Benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı ki daha önceden de izleyici olarak takip ediyorduk. Hatta bizim kurslarımıza bazı derslere eğitmen olarak gelmişti. İşte her zamanki gibi söylüyoruz ya, ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür. Hepimizin başı sağ olsun. Ben Rana abiyi daha geç tanıyanlardanım. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tanıştım. Altanlar daha eski. Ustaydı. Yeri çok zor doldurulacak. Doldurulur mu bilmiyorum. Çok üzgünüz. Başın sağ olsun. Sağ olun. Bizim için oyuncu değil, bizim için abi, usta, hayatı anlatan, dert ortağı, sıkıntılı günlerimizin neşe kaynağı, bir dostu uğurluyoruz. Büyüğümüz ama dost gibi bizi o derece yaşımızla, duygularımızla aynı seviyeye inebilen, bizle kardeş olabilecek kadar çocuk kalpli bir insandı. Çok değerli bir sanatçı arkadaşımızı kaybettik. Tiyatromuzda çok önemli katkıları olan oyuncu olarak çok değerli bir arkadaşımızdı. Işıklar içinde yatsın. Yani artık bizim kuşak yavaş yavaş vedalaşmaya başladı, duygusunu yaşatıyor bize. Sarsıldık tabii, daha yapacağı işler vardı. Çalışmaları vardı şu anda bildiğim. Hatta bir senaryo üstüne çalışıyordu ama hayat programı izin vermiyor. Siz neler söylemek istersiniz rol arkadaşınızı? Çok acı duyuyorum. Çok zarif, çok kibar. Çok önemli bir insan olarak çok önemli bir insandı. Oyuncu olarak da çok çok değerliydi. Titizdi. Ondan çalışmak bir ayrıcalıktı. Çok iyi yetişmiş bir oyuncuydu. Etik değerleri vardı. Yani ülkemiz çok değerli bir yurttaşını kaybetti. Biz de arkadaşlar olarak, meslektaşlar olarak öksüz olduk bir kez daha. Maalesef çok çabuk unutuyoruz her şeyi. Yani birçok insan onun asla yahut başka çok değerli tiyatrolarda verdiği emeği unuttu. Sadece dizilerden hatırlıyor. Bu biraz acı bizim için. Onun dışında dediğim gibi birikimli, çalışırken insanı çok rahatlatan, değil mi? Çok iyi bir oyuncuydu. Onu yüreğimizde yaşatacağız. Tiyatromuzun altın çağının en parlak kahramanlarından biriydi. Evet. Tekrar başınız sağ olsun. Hepimizin.